Bir süredir çok meşguldüm. Onun için fazla video yapamadım. Ama birçok konu var listesini almışım. Sizinle paylaşmak istediğim önemli konular. Haram aylar, işte nasıl Kur'an'dan çıkarırız diye şey var, soru var. Namaz nasıl kılabiliriz? Hala bu soru geliyor ama bundan sonra ben bu soruya nasıl cevap veriyorum? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok nihayet yani 30 yıldan fazladır bu soruyla konu değişiyor. Bu soruya bundan sonra vereceğimiz cevap konusunda sizinle çok güzel bir artık ders öğrendik bundan. Onu paylaşacağım. Çünkü konuyu dağıtıyorlar böylece. Ama konuyu dağıtmamak için, onların o safsatasına düşmemek için, asıl konuyu şey etmek için, tartışmak için sizinle inşallah o konuyla ilgili çok güzel bir karşılıklı, yok tek taraflı bir sohbetimiz olacak. Romalılarla ilgili ayet üzerine yine konuşacağım. Çünkü onu benim karşıma çıkarıp duruyorlar. İşte deyip falanca okuma şöyle olmazsa, o rivayete güvenmezense bunu nasıl okursun diye soranlar oldu. Evet, tecavüzle ilgili sürekli itirazlar, sorular var. Niye Kur'an'da tecavüzün cezası yok diye. Halbuki Kur'an'da muhteşem bir hukuk şeyi var, sistemi var. Bize çok güzel dört hukuk kategorisinde bize hadleri veriyor, sınırları veriyor ve bizim onun arasında çözüm üretmemizi şey diyor, teşvik ediyor. Onu da konuşacağız. Şefaat ve etik üzerine inşallah bir video yapacağım. Yani şefaat inancının nasıl ahlaksız toplumlar ürettiğini, aracı, teferci, rantçı, hileci toplumlar ürettiğini. Çünkü Allah'tan seni kurtarmak için bir aracı koyuyorsun. İşte beni kayırsın Allah diye falan. Bu anlayışın aslında felaketli bir anlayış olduğunu, kültüre bulaştığını, zihin altında sürekli bir yolunu, yordamını bulmanın, yani kendi hakkıyla değil, liyakatla değil, işte aracı maracı yoluyla kariyer, mal mülk edinmenin nasıl şey olduğunu, popüler olduğunu tartışacağız. Aradaki ilişki çok önemli. Münafıklığın alakası.